Merhaba arkadaşlar. İnkılap tarihinden bir tekrar yapmak istiyoruz değerli arkadaşlarım. Son tekrarımız. Bugün Cuma. Yarın cumartesi ve pazarda büyük gün inşallah. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Tarihteki son tekrarımızı yapıyoruz. Arda arda da inşallah iki tane veya bugün ve yarın toplam iki tane güncel bilgi bir anayasa denemesinde sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Değerli arkadaşlar pazar günü sınavdan sonra bizimle olun arkadaşlar. Bizimle kalın. Çünkü sınav sorularını analiz yapacağız değerli arkadaşlarım. İnşallah sonucu da güzel olacaktır. Evet 10 dakikada 50 tane inkılap tarihi bilgisi. Bakalım neler oluyor. Değerli arkadaşlarım 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanında hatırlayın. 2. Abdülhamit, 2. Abdülhamit 2. Meşrutiyet'i 1908'de İttihat ve Telakki'nin baskısıyla ilan etmişti. Ve ortalık karışmıştı. 2. Meşrutiyet'le beraber yaşanan karışıklıkta hangi topraklar kaybedildi elden çıktı. Değerli arkadaşlar şuraya bir şifrevari bir şey yazıyorum. BBG. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama biri bizi gözetliyor diye bir program vardı eskiden. O yüzden BBG diye şifreledik. Bulgaristan arkadaşlar bağımsız oldu. Bosna, Hersek, Avusturya tarafından alındı. Girit Yunanistan tarafından alındı değerli arkadaşlar. Ne zaman? 1908'de ikinci meşrutiyetin karışıklığıyla BBG biri bizi gözetliyor. Turancılık fikrinin başarısızlığının kanıtları nelerdir? Kıymetli arkadaşlarım neydi Turancılık? Dünyadaki bütün Türkleri tek çatı altında birleştirmek. Pan-Turanizm değerli arkadaşlar. Kafkas cephesinde Enver paşamızın başarısız olması aynı zamanda Rusya'da Orta Asya'da başlatılan basmacı hareketinin de e, biliyorsunuz 1931 yılında tamamen bastırılıyor, başarısız oluyor değerli arkadaşlar. 1918'den 31'e kadar basmacı hareketi var. Onun da başarısızlığı, Turancılıların başarısızlığını gösteriyor. Abdullah Cevdet, Celal Nuri ve Süleyman Nazif. Değerli arkadaşlar bunlar hangi fikrin temsilcileri? Batıcılık. Mesela bu adam enteresan biridir Abdullah Cevdet. Ee, mesela Batı ırkıyla Doğu ırkını e, melezleştirmek yani birleştirmek melezleştirmek yeni nesil ortaya çıkarmak gibi iddialı ve radikal fikirleri de olmuş. O kadar gözü kara batıcı. Ömer Seyfettin Ziya Gökalp Mehmet Emin Yurdakur, Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı. E dostlar zaten mesela biz Ziya Gökalp'i e ve Yusuf Akçura'yı ve Gaspıralı'yı gördüğünüz zaman zaten hangi fikrin temsilcisi olduğunu yakalıyoruz değil mi? Türkçülük ve başarılı olan tek fikir akımı Türkçülüktü değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal ve arkadaş arkadaşlarının önderliğinde Anadolu'da bağımsız Türkiye devleti kurulunca Türkçülük fikri de elbette ki başarıya ulaşmış oldu. Osmanlı tarihinin ilk siyasi partisi olarak kabul edilir ve 1918'de teceddüt fırkasına dönüşen partidir. Şimdi bu hangi parti? Bu arada burada geçen cümlelerde bir sürü KPSS sorusu vardı arkadaşlar. Deminki sayfamız da öyleydi. 1918'de teceddüt fırkasına dönüşmesi en az en az 3 kere sınavda çıktı. Bu hangi partidir? İttihat ve Terakki Partisi Mondros'tan sonra teceddüt fırkasına dönüşüyor ve ve siyasi doktrinde Osmanlı'nın ilk siyasi partisi olarak da İttihat ve Terakki kabul edilir. Osmanlı'ya Balkan Harpleri'ne aynı zamanda bir, özellikle ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı'na sokan güç bunlardır arkadaşlar. Babali Baskan'ıyla iktidarı ele geçirip İkinci Balkan Harbini de bunlar başlattı. İttihat ve Terakkinin yayın organları nelerdir arkadaşlar? Bir tık şurası bir tık zordur detaydır ama yat çıkarsa diye verdim. İttihat ve Terakkinin yayın organı başlıca yayın organı Meşverettir. Hatta bu partinin tüzüğü de meşverette yayınlanmıştır. Tanin, Mizan ve Şurayı Ümmet arkadaşlar. Biliyorsunuz 31 Mart isyanını basılan bir hareket ordumuz var. Defalarca ÖSYM buradan soru çıkardı. Bir tık genişletilerek vermek istedim. Hareket ordusunun komutanları kimlerdir derse Mahmut Şevket Paşa ve Hüseyin Paşa. Daha da var ama kafa karışıklı olmasın diye vermedim. Hareket ordusunun kurmay başkanları kol ağası yani yüzbaşı Mustafa Kemal ve binbaşı Enver Bey. Mesela herkes kol ağası Mustafa Kemal'i bilir ama Enver Bey de aynı zamanda hareket ordusunun kurmay başkanıdır. Bu arada Hareket Ordusuna bu ismi veren Mustafa Kemal Paşadır ve yine Hareket Ordusu nereden toplanmıştır? Edirne ve Selanik'ten toplanmıştır. Hatırlayınız. Trabluskarp Savaşı'na gizlice gidenler kimlerdir? E, tabi bir hayli bir ekip var değerli arkadaşlarım. Çok fazla bir ekip var ama biz birkaç tane yazdık. Mustafa Kemal, Kuşçubaşı Eşref, Enver Bey, Nuri Bey ve Niyazi Bey. Mesela bu Kuşçubaşı Eşref'in lakabı Uçan Şeyh'tir. Teşkilat-ı Mahsusan'ın başıdır ve bu ekibi götüren de zaten kendisidir. İngiliz Javsus Lawrence'ın en büyük rakibidir değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal Şerif takma adıyla, Enver Bey de Hamdi takma adıyla gitmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın önemli genel nedeni nedir? Elbette ki sömürgeciliktir değerli arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli özel nedeni nedir diye sorsa İngiltere ile Almanya arasındaki sömürge. Bak şimdi burada sömürgecilik genel neden. İngiltere Almanya arasındaki rekabet ise en önemli özel nedendir. Osmanlıların itilaf devletlerinden hissekleri nelerdir? Danca Özel'in bunları sordu. Biliyorsunuz biz tarafsızdık ama bir yandan da aslında itilaflara katılmak istiyorduk. Onlar da bizi parçalayıp kendi aralarında kağıt üzerinde önce parçalamışlardı. O yüzden bizi yanlarına almadılar. Almak da istemediler. Biz de ittifak grubuna girmiştik. Peki o bizim girmek isteyip de bizi almayan itilaflardan isteklerimiz neler? Mısır'ı bize iade etmelerini istiyoruz. Hatırlayın İngiltere 1882'de Mısır'ı işgal etmişti. Ege adalarımızı geri istiyoruz. Kapitülasyonlarımızın kaldırılmasını istiyoruz. Bu şartlar yerine gelirse sizin yanınıza geliriz diyoruz. Ama zaten adamlar da bizi almıyor. Mustafa Kemal'in yurt dışında katıldığı tatbikat hangisidir? Picardin manevraları. Fransa'da savaş uçağı üretimi başlıyor dünyada ilk kez. Savaş uçağı Fransa'da yapılmış. Picardi manevraları 1910. Sonra zaten İtalyanlar Trablus kartı kullanacaklar. Mustafa Kemal ve birkaç Osmanlı subayı gider. Hatta Mustafa Kemal'in binmek istediği bir uçak vardır. İkinci turda misafirlerini almak isterler uçağı. Mustafa Kemal paşa ben binmek istiyorum der. Yanındaki arkadaşlarından biri koluna girer. Yapma Mustafa ben bir rüya gördüm bu uçak düşüyor der. Ve Mustafa Kemal Paşa da binmez ama gerçekten de binmek istedi uçak havada infilak eder. Ve tarihçiler bu olaydan sonra şöyle yazarlar. O kişi aslında Mustafa Kemal'i değil bir milletin kaderini kurtardı der. Kafkas cephesinde kaybedilen yerler Enver Paşa kaybetti tabi. Bayburt, Erzurum, Trabzon, Erzincan, Muş, Bitlis ve Van Mustafa Kemal Paşamız nereye aldı arkadaşlar? Muş ve Bitlis'i 16. Kolordu Komutanı olarak elbette ki geri almıştı. Hatırlayınız. Evet, self determination nedir arkadaşlar? Ya da self determination nedir? Wilson ilkelerinde geçen her millet çoğunlukta olduğu bölgede bağımsız olma ve devlet kurma hakkına sahiptir bölümüne self determination maddesi denir değerli arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes antlaşmalarımız, bakın şifremiz var. Şöyle yukarıdan okuyalım, okuyalım arkadaşlar. Semaver, şu çay demlediğimiz araç var ya pikniklerde kullanırız. Semaver, S Selanik, M-Mondros, Villa Gusti ve Retondes, Selanik, Bulgar. Bulgaristanla, Mondros, Osmanlı, Villa, Gusti, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu barışta ayrılacaklar. Reton Almanya. O zaman ilk teslim olan Bulgardır. Son teslim olan ise Almanya'dır. Bulgar teslim olunca Almanya ile Osmanlı bağlantısı koptuğu için Osmanlı da yine ne oluyor arkadaşlar? Teslim oluyor. İlk teslim olan Bulgar, son teslim olan Alman. Barış Antlaşmaları değerli arkadaşlarım. Sever Barış Antlaşması İzmir Osmanlı ile devlet haliyle ile yapıldı. Damat Ferit hükümeti adına Saltanat Şurası gidip Paris'e Sevr kasabasını imzalamıştı. Bulgaristan'la Nöye, Almanya ile Versay, Avusturya Macaristan ayrıldı. Macaristan ile Trianon, Avusturya ile Saint Germain barış antlaşmaları yapıldı. En geç yapılan barış antlaşması Sever'dir. Bunun iki nedeni var. Bir, itilaflar aralarında anlaşamıyorlar, paylaşamıyorlar. Bir de bizim Anadolu'da direniş başlamış oluyor arkadaşlar. Mondros'un 24. maddesine geçen vilayet-i sitte şehirleri hangileridir? Biliyorsunuz burada planlanan şey Doğu Anadolu'da Ermenilere bir devlet kurmaktı. Biz de şifrelemiştik yıllar önce kurumlarda. Devbes, Diyarbakır, Erzurum, Van, Bitlis, e Elazığ Sivas Diyarbakır Erzurum'dan Bitlis Elazığ Sivas vilayeti site Mondros Ateşkes Antlaşması'nı kimler imzaladı dostlar Ahmet İzzet Paşa hükümeti adına hükümeti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay ve yanında Sadullah Bey de yine var arkadaşlarım hatta Reşat Hikmet Bey de var Rauf Orbay Bahriye Nazırı olarak Ahmet İzzet Paşa hükümeti adına Agamemnon Savaş Gemisi'nde İngiliz Carthope diye yazılıyor biz onu şöyle göstereyim. Charles Tope, biz bunu kar diye okuyoruz. Kar topuyla Rauf Forba imzaladı. Kuvayi Milliye kez hangi şehirde kuruldu? İzmir arkadaşlar. Neden? Yunan katliamından dolayı. İzmir'de ilk kurşunu kim attı? Hasan Tahsin. Hangi gazetenin başyazarıydı? Hukuki Beşer gazetesi yani İnsan Hakları gazetesinin baş yazarı Hasan Tahsin gerçek adı da Osman Recep Nevres'tir. Hasan Tahsin rumuzudur. Sultan Ahmet mitinginde kimler konuşma yapmıştır? Halide Edip adı var, Adnan adı var, kocası oluyor. Mehmet Emin Yurdakul ve asker Saime Sultan Ahmet mitinginde gerçekten böyle ateşli konuşmalar yaparak milletin milli mücadele aşkını, heyecanını kabartmayı başarmışlar. Mavri Mira Cemiyeti'nin anlamı nedir? Mavri Mira demek kara gün demektir değerli arkadaşlar. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çıkar Gazete hangisidir? Hadisat Türkçe, Albayrak Türkçe, Le Pais Fransızcadır ve Le Pais Fransızcadır ama Türkçe karşılığı da vatan anlamına gelir. Hadisat Albayrak ve Le Pais gazetelerini Doğu Anadolu MHC çıkarmıştır. Doktor Esat Işık'ın kurduğu, ulusal kurtuluşu savunan, aydın ve yazarların üye olduğu cemiyet hangisidir? Değerli arkadaşlar, Milli Kongre Cemiyeti biliyorsunuz bölgesel değil, ulusal kurtuluşu savunuyor. Dönemin aydın ve yazarlarının büyük bölümü buraya üyedir. Kurucusu da göz doktoru Doktor Esat Işıktır değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal hangi kongreden sonra askerlikten istifa etmiştir? Amasya genelgesinden sonra arkadaşlar. Amasya genelgesinden sonra Erzurum'dan önce askerlikten istifa etmiştir. Hatta Erzurum'a gittiğinde sivil olmasına rağmen Kazım Karabekir emrinizdeyiz paşam diye onu selamlıyor. Erzurum'a katılmayan veya katılamayan şehirler hangileri? Bakın şifremiz var. Şifremiz Samet. Şurası Samsun, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır. Samsun, Mardin, Elazığ ve Diyarbakır hangi kongreye katılamadı değerli arkadaşlarım? Erzurum kongresine katılamadı. Çünkü engellemeler vardı değerli arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ni toplayanlar, destekleyenler kimlerdir? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Karslı İslam Şurası ve Kazım Karabekirler Erzurum Kongresi'nin toplanma sürecine pozitif anlamda müdahalede bulunmuşlar. Manda himayenin kesin olarak reddedildiği yer neresidir? Sivas. Eğer Manda himaye ilk kez nerede reddedildi deseydi Erzurum kesin olarak derse Sivas kongresi Manda Himaye'yi kesin olarak reddetmek ya istiklal ya ölüm parolasında ortaya çıkartıyor. Bilmiyorum değerli dostlar farkında mısınız ama şu an kurduğumuz anlattığımız cümlelerle kamyonla çıkmış sınav sorusuna değiniyoruz. İnşallah bunlar yine kardeşlerimizin önüne gelecek ve sizler de yapacaksınız. Amasya protokolleri yani görüşmeleri bir tarafta heyeti temsiliye diğer tarafta Ali Rıza Paşa İstanbul hükümeti hükümeti var. Temsil heyeti adına Mustafa Kemal Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey İstanbul'da Ali Rıza Paşa hükümeti adına görüşmeye Salih Paşa katılıyor. Önemi İstanbul hükümeti ilk kez temsil heyetinin varlığını kabul etti arkadaşlar. Resmen kabul etmiş oluyor. Temsil heyetinin merkezleri neresidir? Kurulduğu yer Erzurum ki ilk merkezdir. Sonra Sivas daha sonra Batı cephesini daha yakından takip etmek amacıyla Ankara değerli arkadaşlar. Temsil heyetin görevi ne zaman bitti? TBMM açılınca temsil heyetimizin görevi de bitiyor. Misaki Milli'ye göre nerelerde referandum yapma kararı alınmıştır? Batı Trakya. Dikkat edin soruda sizi kandırmak için hep Doğu Trakya yazacaklar. Hayır. Batı Trakya. Elviye-i Selaset neresiydi arkadaşlar? Şöyle yazayım. Kars, Ardahan ve Batum'du ve Arap memleketleri şu üç yerde Misaki Milli'ye göre referandum kararı alınmıştır. Bu da bizim şey, şu yönümüzü gösteriyor. Bölgelerin dini ve etnik yapısına güveniyoruz değerli arkadaşlar. İkinci TBMM binasının mimarı kimdir? Mimar Vedat Bey. Üçüncü TBMM binasının mimarı kimdir? Avusturyalı Clemens Holzmeister arkadaşlar. Clemens Efendi Avusturyalıdır. Üçüncü TBMM binamızın da mimarıdır. Mustafa Kemal dönemi meclis başkanları kimlerdir değerli arkadaşlar? Elbette ki kendisi ilk meclis başkanımızdır. Geçici e Şerif Bey'den sonra Ali Fethi Okyar 23-24. Yani Cumhuriyet'in ilanıyla ilk meclis başkanı 23'te Ali Fethi oluyor. Sonra uzun süre Kazım Özalp yapacak 24'ten 35'e. Ve Mustafa Kemal döneminin son meclis başkanı kimdir? 35'ten 46'ya kadar yaptığına göre Mustafa Kemal dönemine de giriyor. Abdülhalik Renda ve ilk Milli Eğitim Bakanı 1. Terminde Doktor Rıza Nur. İlk Dışişleri Bakanı Hariciye Nazırı derler ya Hariciye. Bekir Sami Bey ilk İktisat Bakanı da Yusuf Kemal Tengir Şekleri değerli arkadaşlar. Peki Umarım faydası olacak. Umarım bir sürü soru yakalayacağız değerli arkadaşlar. Son iki günümüz bizimle takılmaya devam edin. İnşallah büyük oranda fayda göreceksiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.